çıktım, büyüdüm, neşeyle yürüdüm. Merak edip öğrendim, öğrenmeyi çok sevdim. Buluşup okulda oynarız doya doya. Ayşe, Kerem ve Selim, hep beraber öğrenelim. Arkadaşlık ve dostluk birazcık da macera. Sen de gel aramıza, gülelim, eğlenelim. Arkadaşlık ve dostluk birazcık da macera. Sen de gel aramıza, hep beraber öğrenelim. Hep beraber öğrenip birlikte eğlenelim. Dikkat, dikkat! Çocukken ben de bebeklerime elbiseler dikerdim. Neler dikerdin anne? Evdeki eski giysilerden ne olursa. Küçülen çoraplarımdan kazaklar yapardım mesela. Tabii ilk elbiselerimde çok zorlanmıştım. Oyuncak bebeklere elbise dikmek zor mu anne? Çok zor değil. Ama biraz dikkatli ve sabırlı olmak gerekiyor. Ne güzel. Bebeklere elbise dikmek çok eğlenceli. Acaba okuldaki arkadaşlarım ne dikecek? Eminim hepiniz çok güzel şeyler dikeceksiniz. Ben pilot kıyafeti dikeceğim. Çünkü benim bebeğim bir pilot. Ben de bir doktor kıyafeti dikeceğim. Çünkü benim bebeğim bir doktor. Benim bebeğim de bir arkeolog. O yüzden ona arkeolog kıyafetleri giydireceğim. Ayrıca benim bebeğim konuşuyor. Ha? Bebeğim konuşuyor mu? Merhaba, ben Zeyno bebek. Şarkı da söylüyor. Dans bile ediyor. Dans mı ediyor? Yok artık. Zeyno derler bana. Zeyno. Dans edelim seninle. Hey, hey, hop. Hey, hey, hop. Dinozorların dostu Zeyno bebek. Wow, wow. Dinozorların dostu mu? Evet. Arkeologlar toprağı kazıyarak çok eski zamanlarda yaşamış dinozorların izlerini buluyorlar. Evet, doğru. Ne harika bir bebek. Elif, sen bebeğine ne dikeceksin? Elif! Bana mı seslendin? Evet, sen bebeğine ne dikeceksin? Ben astronot kıyafeti dikeceğim. Çünkü benim bebeğim bir astronot. Demek ikimizin de bebeği göklerde uçuyor. Evet ama benimki uzaya gidecek. Benim pilot bebeğim de dünyanın her yerine gidecek. Ayşe, bebeğine yakından bakabilir miyim? Elbette Elif. Bak, burada pil yeri var. Evet, yaptığı hareketler de kodla yazılmış olmalı. Evet, çok güzel bir bebek. Minik tırtıllarım, bebekleriniz hazır mı? Evet! Elif, bebeğimi geri alabilir miyim? Elbette Ayşe. Şimdi beni çok dikkatli dinleyin minik tırtıllarım. Sizlere bebeklerimize nasıl elbise dikeceğimizi göstereceğim. Çok güzel, renkli, sesli, hareketli. Ama sen oynarsan eğer, oyuncağın olur sana özel. Eğer istersen derin bir pilot olur, uçarsın göklere. Eğer istersen derin bir bilim insanı olur, umut olursun. Evet minik tırtıllarım, şimdi kumaş seçebiliriz.
gidiyorsunuz? Kumaş seçmeye gidiyoruz Elif. Aa, evet. Herkes kendi bebeğine dikeceği kıyafetin kumaşını seçmeli. Öğretmenim, ben bebeğime kemer ve bandana da yapmak istiyorum ama farklı renklerde. Elbette Ayşe'cim. Birden fazla kumaş seçebilirsiniz çocuklar. Ben bu renkte dikeceğim. Ne değişik bir renk. Mor gibi ama değil. Bu eflatun rengi çocuklar. Eflatun. İsmi de çok güzelmiş. Ben de bunu seçtim. Ne renk o Ayşe? Çok güzel bir renk. Ama adını bilmiyorum. Seçtiğin kumaş vizon rengi Ayşe'cim. Vizon rengi. Benim sadece beyaz renkli bir kumaşa ihtiyacım var. Evet çocuklar. Şimdi masaya geçip size anlattığım gibi çalışmaya başlayabilirsiniz. Peki öğretmenim. Hemen başlıyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Önce elbisemizin modelini yani tasarımını çiziyoruz. Aa, tabii. Bebeğim bir astronot olacak. Elif, önce bebeği çiziyoruz, unuttun mu? Aa, tabii. Önce bebeği çizmeliyiz. İpek öğretmen öyle söyledi. O zaman elbiselerimizi daha iyi tasarlarmışız. Çizdiğiniz tasarımın üstüne kumaşınızı tutun ve bebeğinizin üstünde nasıl duracağını anlamaya çalışın. Benim çizimim neredeyse bitmek üzere. Benim çizimim bitti bile. Ön tarafı bitmiş ama daha arkasını çizmemişsin Elif. Arkasını da mı çiziyoruz? Evet, düğmesi fermuarı nereye dikilecek, arkadan nasıl görünecek? Bunları bilmemiz için arkasını da çizmemiz gerekiyor. Vizon rengi çok güzel olacak. Ayşe, senin bebeğin hareketli. Bence pantolonunu bol yapmalısın ki rahatça dans edebilsin. Haklısın Kerem. Bence arkeologlara bir de şapka lazım. Güneşin altında eğilip kazı yaparken yüzü yanmasın. Ben bir bandana düşünmüştüm ama belki bandananın üzerine bir şapka da dikerim. Arkasını güzel çizemedim. Evet, ön tarafı başka bir kıyafet, arka tarafı başka bir kıyafet gibi olmuş. Hep yanlış yapıyorum. Üzülme Elif, sen de yeniden çizersin. Benim elbisemin tasarımı tamam. Şimdi bebeğimden ölçü alacağım. Nasıl gidiyor Selim'cim? Yardıma ihtiyacın var mı? Her şeyi sizin anlattığınız gibi yapıyorum öğretmenim. Çok iyi Selim'cim. Güzel ilerliyorsun. Ben de kumaşa geçtim öğretmenim. Bebeğimin ölçüsünü aldım. Kumaşta keseceğim yerleri işaretliyorum. Sen de çok iyi gidiyorsun Ayşe'cim. Öğretmenim bakın, ben kesimimi yaptım bile. Bakayım. Çok güzel olmuş. Tam bebeğine göre. Böyle devam et Kerem'cim. Dikim aşamasına gelince ben yardım edeceğim. Senin nasıl gidiyor Elif'cim? Hep bir şeyleri eksik ya da yanlış yapıyorum öğretmenim. Bu işin püf noktası odaklanmak Elif'cim. Çizim yaparken sadece çizimi düşünmelisin. Kesim yaparken sadece makasını ve kumaşını düşünmelisin. Aynı anda hem ölçü alıp hem kesim yapamayız değil mi öğretmenim? Aynen öyle Ayşe'cim. Şimdi anladım. Neyi anladın Elif? Neden hep yanlış ya da eksik yaptığımı. Nedenmiş? Çünkü İpek öğretmen bize nasıl elbise dikeceğimizi anlatırken ben Ayşe'nin bebeğiyle ilgileniyordum. Dikkatlice dinlemiyordum. En önemli kurallardan biri de öğretmeni dinlemek. Özür dilerim öğretmenim. Hatanı anlamış olman çok güzel Elif'cim. Hem merak etme, bir kez daha anlatacağım. Evet, çok uğraştınız ama sonunda başardınız. Şimdi herkes sırasıyla kendi bebeğini sunsun. Benim bebeğim bir doktor. Hastaları iyileştiriyor.
aynı zamanda çok önemli bir aşı buluyor ve dünyayı kurtarıyor. Çok iyi olmuş Selimcim, tebrik ederim. Benim bebeğim de bir arkeolog. Toprağın altında kalmış eski eşyaları buluyor ve onları müzelere götürüyor. Gördüğüm en tatlı arkeologlardan birini yapmışsın Ayşe'cim. Tebrik ederim. Teşekkür ederim öğretmenim. Ben de pilot yaptım öğretmenim. Yolcuları dünyanın her yerine götürüyor. Harika bir pilot olmuş. Ellerine sağlık Kerem'cim. Ben de bir astronot yaptım. Ay'a gidip orada bir uzay istasyonu yapıyor. Yeni gezegenler keşfediyor. Çok güzel bir astronot yapmışsın Elif'cim. Harika işler yapıyor. Tebrik ederim. Teşekkür ederim öğretmenim. Sizlerle gurur duyuyorum çocuklarım. Bugün çok güzel işler yaptınız. Eminim büyüyünce de yine böyle faydalı ve güzel işler yapacaksınız.